Bu insanlardan hangisi hacker olabilir? Bir hırsız, bir vandal, bir mucit, bir ajan. Cevabı ise kime sorduğunuza göre değişir. Çünkü yıllar içinde hacker kelimesi tüm bunları ve çok daha fazlasını karşılar hale geldi. Aslında bu yanlış bir soru. Bu tornavida kasaları açmak için mi, bir binayı tahrip etmek için mi ya da bir heykel yontmak için mi kullandığınız bir alet diye sormak gibi bir şey. Hayır, sorulması gereken soru hacklemek ne demek ve insanlar neden hackler? En geniş tanımıyla buna bazı nesnelerin özelliklerinden yararlanıp onları beklenmedik şekillerde kullanarak yaratıcı sorun çözme diyebiliriz. Mesela Galileo'nun kavisli camları yıldızları daha da yakından görebilmek için kullanması buna bir örnek. Veya NASA mühendislerinin Apollo 13'ü bir kitap, plastik poşet ve bantla onarması. Tabii ki hacklemek dediğimizde genelde bilgisayar eklemekten bahsediyoruz. Ama arkasındaki fikir aynı. Bilgisayarı ve ağları umulmadık şekillerde kullanarak sorunları yaratıcı şekilde çözmek. Mesela telefon sağlayıcıları eskiden telefonların kendi ağlarıyla iletişim kurabilmesi için tonlamalar ve biplemeler kullanıyordu. Ancak akıllarına gelmeyen bir şey vardı. O da hackerların bu tonlamaları mısır gevreği kutusundan çıkan bir düdükle taklit edebileceklerinin farkına varmalarıydı. Bu sayede para ödemeden telefon görüşmesi yapıyorlardı. Peki hackerlar neden hacklerler? Birçoğu meraktan dolayı yapar. Bir sistemin nasıl çalıştığını anlayabilmek için gizli saklı köşelerini bulmak isterler. Tıpkı birer mağara kaşifi gibi karanlıkta dolaşıp neler bulabileceklerine bakarlar. Apple'ın kurucularından biri olan Steve Wozniak da bu şekilde başlamıştır. Birçok hacker gibi keşfettiği şeyler ona bir şeyleri kurcalamak ve yeni şeyler yaratmak için ilham vermiştir. Diğer hackerlarsa bilgi kalelerini korumak için görev yapan savunuculardır. İnternetin zırhındaki açıkları bulur ve size karşı geri kullanılmadan kapatırlar. Ve tabii ki bu tip iyi niyetli olmayan hackerlar da var. Açgözlülük, şöhret, başkaldırma ve başkalarını kandırmak gibi gayretler içinde olabilirler. İşte bunlar medyanın bize korkmamızı söylediği türden olanlar. Bazıları dahi denebilecek insanlardır ama bu sözde hackerların çoğu tam olarak anlamadığı programları çalıştıran çocuklardır. Bazıları ise suç şebekeleridir. Yaratıcı fikirlerden çok insanları kandırmak ve soymakla ilgilenirler. Hackerların bazısı da ahlaki açıdan gri alanlarda dolaşırlar. Yozlaşmaları ortaya çıkarabilmek için bilgi çalarlar ya da ulusal güvenlik adına mahremiyeti yok sayabilirler. Bu kişiler yaptıklarının çoğunluğun iyiliği için olduklarına inanırlarken bazı kişilerse bunun yanlış ve alçakça olduğunu söylerler. Hacklemeye doğru ve yanlış, iyi ve kötü gibi yaftamalar yapıştırmak bu sıfatları bir çekice yapıştırmakla aynı şey aslında. Çekici nasıl ve ne amaçla kullandığınız önemlidir. Yaratmak için mi yoksa yıkmak için mi kullanıldığı fark yaratır ki buna da sizin karar vermeniz gerekir. Ve hackerlar da aynı çekiçler gibi aramızdalar. İsteseniz de istemeseniz de.